Evet, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Türkiye'de tabii bu yaz mevsimi aynı zamanda turistlerin bol geldiği, yani dolayısıyla dövizin de geldiği bir dönemi de geride bırakıyoruz. Okullar da açılıyor. Daha zor şartlar bizi beklediğini gösteriyor bunlar. Şimdi Türkiye'deki bir defa iktidarın ve muhalefetin aslında çözümü olmadığı çok net olarak ortada. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü muhalefet olaylar karşısında film seyreder gibi seyrediyor. Hiçbir rahatlık duymuyor. Niye duymuyor veya duysa bile niye ifade etmiyor? Kendi elinde bir çözümü yok. İktidar zaten göndermiş olduğu kişiyi tekrar getirerek daha önce yaptıklarının üzerine çizmiş oldu. Yani faiz düşürerek enflasyon düşüreceğini zanneden iktidar bunun böyle olmadığını görünce bu sefer daha önce yolcu ettiği, gönderdiği bakanı getirerek ondan kurtuluş için bir şey bekliyor. Ama anlaşılan o ki yani bu gitmeler ve gelmeler neticesinde olan yine Türk milletinin oluyor, halkı oluyor. Yani Ayşe teyze oluyor, Mehmet amca oluyor. Yani bu şekilde bu ekonominin düzelmesi mümkün değil. Yani bu sistem içerisinde kalarak çözüm üretmek mümkün değil. Baştan bunu ifade etmek isterim. Şimdi bu kur korumalı mevduatta 3,5 trilyon TL'lik bir mevduat var. Bu mevduatın %30'u Türk lirasından gelme. %70'i ise 90 küsur milyar dolar ediyor. Dolardan gelme. Şimdi aslında Merkez Bankası'nın bir anda beklenmedik şekilde faizleri artırarak %25'e çekmesinin nedeni aslında bu KKM'nin maliyeye ve hazineye büyük bir yük getirdiğini, bundan kurtulmak istiyor. Kurtulmak istediği için de bankalara diyor ki bak ben faizleri artırdım, siz daha da fazla artırın ve insanlar dolarını bozarak gelsinler %40, %50 neyse artık nereye getirecekseniz üstü açık bir şekilde bunu burada değerlendirin. Bu tabii ortaya koyulduğu gibi de olmadı. Nitekim dolar bir anda 27'den 26,5'a indi ama bu işi daha önce haberde alanlar da para kazandı. O da işin başka bir yönü, ona hiç girmek de istemiyorum. O da apayrı bir şey. Şimdi bunun da çözüm olmadığını biz gördük. Dolar hemen 25'ten tekrar 26,5'a tırmandı. Yani bu yöntemlerle beraber ne enflasyonu durdurmak mümkün ne de efendim yani dövizi aşağı çekmek mümkün. Onun için burada ben baştan beri söylüyorum, sisteme bir temel bir itirazımız var bizim. O da şudur, biz diyoruz ki yani bugün ekonomiyi değerlendiren uzmanlar genelde 3 parametreye bakıyorlar. Borsa, döviz ve faize bakıyorlar. Bugün borsada ve dövizde ve faizde parası olan insanlar Türkiye nüfusunun %1'ini bile oluşturmuyor. Siz %1 insanın bankadaki veya dövizdeki veya borsadaki parasına bakarak ekonomiyi değerlendirmek başlı başına bir yanlış. Bu doğru bir şey değil. Yani %1'in parasını dolar çıkıyorsa dolarda değerlendirmesi, dolar iniyor faiz çıkıyorsa faize değerlendirmesi veya borsada değerlendirmesi üzerine bir ekonomik yorum yapılmaması lazım. Bu sistemin bize dayatmış olduğu bir mantalite. Bu yanlış. Onun için burada reel sektörün yani alın teriyle para kazananın, çalışanın yani patronun ve işçinin bu şeyde bu üçgen içerisinde bir menfaati yok. Yapılması gereken bir defa sistem değişikliğidir. Biz bunu söylüyoruz. Bugün düşün savaş halinde olmasına rağmen Rusya'nın enflasyonu bizden daha düzgün. Doğru mu? Bugün sizin komşunuz yani Trabzon'un adresinde Gürcistan'ın parası bizden daha değerli. Ya bunun nedeni bunu ortaya koymak lazım. Onun için Türkiye'nin bu sistemden kurtulup Profesör Doktor Haydar Baş hocamın 2005 yılında yazmış olduğu milli ekonomi modeline geçmek lazım. Milli paraları devreye koyarak borçlanmadan yerli emek ve üretimi devreye koymak lazım ve kendi topraklarımız içerisinde yetişen her ne varsa onları işleyerek ihraç etmek lazım. İlk önce kendi vatandaşımıza, daha sonra da ihraç etmek lazım. Bir taraftan sosyal devlet olarak, milli ekonomi modelinin öngörüsü olarak, sosyal devlet olarak vatandaşın cebine para koyacaksınız. Eş zamanlı olarak da üreticinin üretim girdilerini aşağı çekecek, onu destekleyecek bir politika ortaya koymak lazım. O zaman ne olur? Türkiye'de tüketen insanların tüketim kabiliyetleri var. Üreten insanların da üretim kalemlerinde, girdi kalemlerdeki fiyatların aşağı çekilmesinden dolayı ucuza mal üretecekler. Dolayısıyla üreten memnun olacak,
tüketen de memnun olacak. Bugün baktım, bugün açlık sınırı 13 bin küsür lira. Açlık sınırı. Yani insanlar, bitkisel hayattaki insanların ihtiyacı olan su, yani bitkisel hayattaki insan ne ister? Serum ister vesaire. Bitkisel hayattaki bir insanın şeysi 12 bin küsür lira. Asgari ücretiniz kaç lira sizin? Onun için bu işler bu şekilde olmaz. Onun için maalesef iktidar daha önce gönderdiğini getirerek milleti oyalıyor. Muhalefet zaten olaylar karşısında seyirci, çözümü yok. Bu noktada sadece çözümü ortaya koyan Bağımsız Türkiye Partisi. Çünkü elinde Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modelini partinin tüzüğüne koymuş. Bu farkı milletimiz fark edecek. Yoksulluktan, sefaletten kurtulacağız. Yani biz de kurtulacağız. Aslında ülkeyi de borçtan kurtulacağız diyorum.